Merhaba sevgili izleyiciler. Şimdiki çalışmamız bir duvar panosu hazırlığı. Bu uygulamamızı burada yakından inceleyebilirsiniz. Bitmiş objemizde göreceğiniz üzere böyle bir duvar panosunu evinizin her köşesinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dilerseniz çocuğunuzun odasına, çocuğunuzun kalemlerini ya da çalışma masasındaki fazlalıkları toplayıcı bir unsur olarak görebilir. Dilerseniz banyonuzun bir köşesinde diş macunu, diş fırçaları için toparlayıcı bir aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Uygulaması ve bulunması oldukça kolay olan bu objeyi aslında sizlerin dikmesine gerek yok. Çünkü burada gördüğünüz şekilde tüm aksesuarlar içerisinde olmak suretiyle ambalajında bulabileceksiniz. Yani size sadece ambalajından çıkarıp boyaması kalıyor. Şimdi kullanacağımız malzemeleri bir göz atalım dilerseniz. Kullanma amacınıza göre eğer çocuğunuzun odasını dekore edecekseniz sizlere çocuk motiflerini önerebileceğimiz kağıt peçetelerimiz var. Burada biz şu gördüğünüz iki peçeteyi seçtik. Yine gerekli olan ana malzemelerimizden bir tanesi transfer tutkalı. Ve bu tutkalı ile peçeteleri kumaşımıza aplike edeceğimiz sentetik, geniş ya da sivri uçlu herhangi bir fırça. Şimdi uygulamamıza başlayalım. Burada gördüğünüz çalışma ham haldedir. Gerekli olan peçetelerimizin kesimini yapmaya başlayacağız. Burada seçtiğimiz inek desenli, sevimli inek desenli peçetemizi açıyorum. Her peçete 3 kattan oluşmaktadır. Biz kesim işlemimizi yaparken herhangi bir yırtılmayı ya da benzeri bir kazayı önlemek için tüm katlar ayrılmadan önce kesiyoruz. Ben kesim işlemimize başlıyorum. Dikkat etmemiz gereken bir diğer unsur da tamamen uygulamak istediğimiz objeyi kenarındaki fazlalıkları yok edecek şekilde dikkatli bir biçimde kesmek. İnce detayları daha ince bir makas yardımıyla da çıkarabiliriz. Şu anda ben kabaca bir kesimini yapıyorum objemizin. Hemen arkasından detaylı kesimlere geçeceğim. Evet, peçetemizin son detaylarını da ince siluet makasımızla dikkatlice ayırdıktan sonra peçetemizin 3 tane olan katını en üstündeki yani baskılı olan katını ayırmak suretiyle uygulamayı hazır hale getiriyoruz. Bu ayırma işleminde yine çok dikkatli olursak çünkü zaten çok ince bir dokuya sahip peçetelerimiz. Yavaşça çektiğimizde en üst kattaki tabaka kumaşa aplike edilmiş olacaktır. Dilerseniz bu tür objelerde peçetenin tamamını da kullanabilirsiniz ama bu çalışmamızda olduğu gibi biz minik detaylarla farklı bir karikatür oluşturmaya çalıştık. Şu anda uyguladığım ve yerine yerleştirdiğim peçeteyi ki siz bunu dilediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Sabit bir şekilde beklettikten sonra transfer tutkalını alıyoruz. Bu transfer tutkalının bir özelliği de Universal Pouch. Yani aslında sadece kumaşa değil, ahşaba, tenekeye, plastiğe, terakotaya yani çevrenizde peçete tekniği uygulaması yapmak istediğiniz her türlü objeyi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir diğer özelliği de peçete tekniği çalışmalarında daha önceden süre gelen bir uygulamadır. Aplike yapılmak istenen yerin altına yani aslında peçetenin üstüne değil transfer tutkalı uygulanır. Yine bu uygulamanın daha rahat yapılabilmesi için bu tutkalla sadece yerleştirip peçetenin üzerine yapmanız yeterli olacaktır. Çalışma tamamen bittiğinde yapacağımız ütü fiksasyonu ile 40 dereceye kadar makinede yıkamanız dahilinde bile peçetenize ve objenize hiçbir zarar gelmeyecektir. Universal Pouch'u isterseniz bir başka kaba aktararak ya da yeterli olacak bir miktarı fırçanızın ucuna alarak çalışmaya başlıyoruz. Küçük objelerde dikkat edeceğimiz bir diğer unsur da peçeteyi fazla yerinden oynatmadan ve bir takım kırışıklıkları, oluşabilecek kırışıklıkları engellemek için belirli bir yön tayin edin. Genelde ortadan başlayarak aşağıya ve yukarıya, daha sonra aralarda kalan bölgelere dikkatlice, çok narin bir şekilde aplike ederseniz hem peçeteniz fazla zarar görmeyecektir hem de gereksiz taşmaları engellemiş olacaksınız. Bu tür küçük çiçekte bulunduğu gibi küçük detaylarda bazen kesmede problem yaşayabilirsiniz. Herhangi bir sorun olmasın diye isterseniz ayrı ayrı da çalışabilirsiniz. Ki biz burada böyle yaptık. Küçük çiçeğimizi dalından kopardık. Fakat şimdi yapıştırdığımızda yine tek parça haline geldi.
İlk yapıştırdığımız objenin kuruması normal oda sıcaklığında yaklaşık yarım saati alacaktır. Ben bu esnada daha önce kesip ayırdığım diğer motiflerini yerleştiriyorum. Yine aynı işlemleri sıralayarak uygulamamızı sonlandıracağız. Gerekli olan miktarda transfer tutkalını alıyoruz. Yerleştirdiğimiz objenin altına değil, sadece yerleştirdikten sonra peçetenin üst yüzeyine dikkatli ve yavaş hareketlerle ortadan başlamak suretiyle uyguluyoruz. Tek yön hareketler peçetenizin aynı zamanda kırışıp buruşmasını da engelleyecektir. Böylece arada kalan bölümleri de kırışmadan bir alttaki dokuya aktarabilirsiniz. Ve bitmiş objenizi çok rahatlıkla yıkayabilirsiniz. 40 dereceye kadar makinede herhangi bir hasar göstermeden, görmeden rahatlıkla uygulayacaksınız. Sevgili izleyiciler, kesip hazırladığımız objeleri daha önceden belirlediğimiz yerlere yerleştirerek az önce tekrarını yaptığımız transfer tutkalını uygulama sistemiyle son objemizi de kumaşımıza aktarıyoruz. Sizler böyle bir çalışmayı planlarken aslında neyi nereye yerleştireceğinizi daha önceden alıştırırsanız böylece uygulama esnasında sadece tutkallı aplikesi kalacaktır. Şu anda objemizin hemen hemen bütün objelerini, bütün motiflerini kumaşımıza aktardık. Bu aşamadan sonra bizler teker teker motif kullandığımız için kumaşımızı kumaş boyasıyla bezeyeceğiz. Burada görmüş olduğunuz sevimli hayvanların otlanması için minik ot kümeleri çizeceğiz. Dilerseniz şimdi kumaş boyama tekniklerine geçiyoruz. Bitmiş olan objemizi ve sizler tamamen kuruduğuna inandığınız, transfer yaptığınız motiflerin üzerine dilediğiniz renkleri alarak başlayacaksınız. Piyasada birçok firmanın tek bulabileceğiniz hemen hemen her renge sahip olduğu kumaş boyalarıyla herhangi bir su almadan sadece fırçanızın ucuna yeterli olduğunuza inandığınız miktarı alıp direkt kumaşı aplike ediyorsunuz. Bizler burada tamamen doğaçlama, aşağıdan yukarıya doğru ya da size en kolay gelecek şekilde minik ot kümeleri hazırlayacağız. Fırçanın inceliği ve kalınlığı yine tamamen sizin tercihinizdedir. Boyamak istediğiniz alanları sizler belirleyeceksiniz. Bizler burada ince detaylar için daha sonra ince fırçamızı da kullanacağız. Dilerseniz o aşamasını da görelim hep birlikte. İnce fırçamızla birazcık daha yukarı daha ince detayları çiziyoruz. Ot kümelerimizi oluşturmaya devam ediyoruz. Sizler dilediğiniz sıklıkta veya dilediğiniz şekilde oluşturabilirsiniz. Biz burada bitmiş objemiz üzerinde hem şu ana kadar almış olduğumuz adımları tek tek geçiyoruz hem de bitmiş objenin genelinde nasıl bir çalışmanın ortaya çıktığını sizler daha iyi gözlemleyebilirsiniz. Yalın halde başladığımız bu duvar panosunun ilk önce uygulamak istediğimiz peçetelerin detaylarıyla kesimi ve yerleştirmesiyle başladık. Daha sonra buradan başlayarak peçete tutkanı uyguladığımız ve tamamen kurumasını beklediğimiz motifler belirginleştiğinde kumaş boyaları yardımıyla dekoratif köşeler oluşturduk ki biz burada konu itibariyle küçük ot kümeleri oluşturmayı tercih ettik. Yeşil kumaş boyasıyla ve kumaş fırçalarıyla dilediğiniz sıklıkta ve dilediğiniz yönde, istediğiniz ince ve kalınlıkta ot kümeleri oluşturabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli unsur peçeteler uygulandıktan sonra kumaşta tamamen kurumuş olması gerekir. Böylece siz boya işlemleriyle uğraşırken henüz kurumamış olan peçetenin de deformasyonu engellenmiş olur. Boyadığımız alanlar tercihen hep bu taraftan başlıyoruz ki bunların kuruma aşamasında diğer yerlerin boyanmasında herhangi bir problem olmasın diye. Yine de siz size en rahat gelecek olan tekniği tercih edebilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey tercih ettiğiniz renklerdeki kumaş boyalarıdır. Bu boyaları da dediğimiz gibi piyasadaki herhangi bir hobi markette temin edebilirsiniz. Tamamen bitmiş olduğundan emin olduğunuz hem peçeteleri hem de boyaları kurumuş olan objemizi sürekli kullanacağınızı düşündüğümüz için yıkama ve benzeri çalışmalarda deforme olmasını engellemek için tersini çevirerek
ütümüzü orta ayara getiriyoruz. Herhangi bir bez ya da yardım, tülbent yardımı almadan direkt aplike edebilirsiniz. Sadece ütünüzün buhar ayarı olmasın, sadece buharsız düz ayarda orta ısıda, orta derecede kullanabilirsiniz. Tüm yüzeyleri, köşeleri ve aplikasyonun yapıldığı tüm yerleri dikkatlice ütülerseniz bitmiş olan objeniz artık 40 derecedeki makine ısısında dahi herhangi bir deformasyona uğramadan gündelik hayatınızda size yardımcı olacaktır. Umarım keyifli bir çalışma oldu. İyi günlerde kullanmanızı dilerim.